Merhaba arkadaşlar, FC Milot ve Zilk Askeri'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine Şampiyonlar Ligi ve lig maçları olmak üzere Liverpool ile harika maçlara çıkacağız. Bugün bu videoda bir ilk kez bir şey deneyeceğim. Daha önceleri ben hani deniyordum ilk çıktığı zamanlar ama açıkçası biraz zor geliyordu. Ama yorumlarda görmüş olduğum üzere bazı arkadaşlar abi pro kamerasında oynar mısın demiş. Bugünkü maçları bana da zorluk olsun hem de belki seyir zevki daha da iyi olur diye sizler için pro kamerasında oynayacağım. Her zaman olduğu gibi videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu izledikten sonra yorum atıp beğenmeyi lütfen unutmayınız. En azından bir 500 beğeni gelirse bu video için çok çok sevinirim ve teşekkür etmiş olurum sizlere. Lafı fazla uzatmıyorum ve hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Geçelim. İlk maçımız bugün Nottingham Forest ile. Nottingham Forest 4. sırada. Antrenmanlarımızı yaptıktan sonra maça hazır durumdayız. Bir tık yorgunluğumuz var tabii. Rodrigo falan da yorgun ama vallahi Nottingham Forest'ın kadrosunu da çok bilmiyorum. Geçelim maça. Zor bir maç olacağı kesin. Çünkü açıkçası hani Premier Lig'de zorluk her geçen gün daha da artıyor. Bir de yorgun olduğumuz için hani maçı öyle bir anda koparıp gidemiyoruz. 90 dakika Nottingham Forest başlıyor. Anfield'da galibiyet kovalayacağız. Lang bir anda sıyrıldı rakibinden ama araya girebildik mi? Kim Minje vücudunu koydu. Aldı orada topu. Şöyle abi ortada top bekliyoruz. Arnold. Wesley denedi ama Sangare araya girdi. Giuliano. Lang'a oyunu tekrardan. Lang sol kanatta verdi pasını Giuliano'ya. Giuliano bir topuk pası. Sangare bıraktı. McAllister döndü vurdu kaleci Alisson. Gakpo'nun önüne doğru gittik ama gelecek mi bize? Yok hiç oralı bile olmadı. Şimdi geldi Gakpo. Wesley. Orada biraz sıkıştık. Hemen geri oynadık. Gel abi bana. Gelin boştayım. Açalım oyunu. Zielinski. Sol tarafı gördüm. Bıraktı şimdi orada. Sol tarafa Gakpo'ya Wesley. İçeri gireceğim. Açar mı orta? Evet. Tamam. Geçen bölüm orta açmaya başlamışlardı ya. Bu bölümde orta beklemeyeceğim. Aa pro kamerayı unuttum. Bir dakika lan diyorum ben neyi unuttum. Tamam pro kameramızı yaptık. Ben diyorum öyle dümdüz girdim bir şey vardı ama. Ya vallahi bak bu arada ben bu oyunu burada oynarken biraz zorlanacak gibiyim ama hadi bakalım. Gakpo, Vezikas oynadı. Oğlum çok alçak ya. Vezikas. Gakpo'yu gördüm offside mi bilmiyorum ama verdim pası. Gakpo vuruşunda top Lafont'a çarpıyor. Bu arada bir sarı kart var McAllister'a. Bu kameranın biraz ayarı var mı acaba? Oğlum taraftarlar maraftarlar da görünüyor. Çok değişik bir atmosfer oldu ya. Rodrigo açtı ortayı. Sangare arkaya gönderdi. Gravenberg. Orada Lafont aldı topu. Lang ile geliyor tekrardan Nottingham Forest. Araya girdi savunma başarılı. Rodrigo'dan istedik. Tabii tam açıyı da göremiyoruz bu sefer ama Brett White araya girdi. Şimdi Gravenberg kaptı. Wesley aldı. Verdi pasını Zielinski. Gakpo, Zielinski paslaşması. Şöyle boşluğa kaçalım. Gravenberg, Wesley aldı döndü verdi pasını Gakpo'ya. Gakpo vurdu Lafont. Yine korner. Bu arada sanki bir tık kasma yapıyor gibi ama umarım siz izlerken öyle izlemezsiniz. Rodrigo açtı ortayı. Wesley'nin kafası Elenga. Sanki böyle biraz kasıyor gibi hissediyorum ben. Tekrar korner kullanacağız. Rodrigo topun başında. Wesley. Vuramadı kimse. Niyakate. Brent White uzaklaştırdı. Zielinski. Gakpo. Wesley kaçtı. Wesley aldı. Verdim pasımı. Oğlum başım döndü. Rodrigo. Gakpo. Gel. 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 Wesley. Rodrigo'dan aldı. Wesley vurdu. Kaleci Lafont. Ama şut açıları çok daha güzel oluyor ya. Daha iyi görebiliyorsun nereye vuracağını. Rodrigo yine topun başında. Şöyle penaltı noktasına doğru gittik. Wesley çıkabilir mi topa? Niyakate kornere gönderdi. Yine boşluğa kaçmaya çalışıyoruz. Bu sefer penaltı noktasına doğru. Niyakate. Morton sağda. Gikas istedi ama alamadı orada. Savunma araya girdi. Uzaklaştırdı. Giuliano ile geliyor. Nottingham Forest. Lang oynadı. Bir topuk bası. Guerrero araya girdi. Savunma başarılı. Sol tarafa oynayacağım. Wesley bıraktı. Gakpo'nun koşu yoluna. Şimdi içeri girmeye çalışıyoruz. Wesley aldı. Wesley çekti. Bir çalım denemesi. Wesley. Wesley şutunu çıkardı. Lafont. Ben daha aşağıya vurmak istedim bu arada ama güzel şut yine de. Wesley yine aldı topu. Sağ tarafa oynadı Rodrigo'ya. Morton. Verdi pasını. Wesley. Wesley. Abi çok yaklaşıyor ya. Ama faal var. Tamam güzel güzel. Hocam ben kullanabilir miyim ya? Gakpo hep kullanıyor zaten. Ya bir tane de biz kullanalım ya. Gakpo topun başında. Gakpo geldi vurdu. Sekti mi top? Ne oldu? Orta mı şut mu anlamadım. Kim Minje'ye vur oğlum. Kim Minje'ye vurdu. Yine savunma Sangare. İndirirler mi? Çık hoca. Lan indiremedi. Giuliano'ya kaptırdık. İlk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Liverpool başladı. Wesley'nin başlama vuruşu ile. Gravenberg'den istedik aldık. Wesley. Orada çok kalabalık. Brent White'a kaptırdık. Abi burada... Bu kamerayla oynayanlara burada helal olsun. He. Ben hiç açık alan göremiyorum bu kamerada. Konuşamadım. O yüzden çalım biraz zor gibi. Wesley orta sahaya kadar geldi. Ayağını topu aldı Morton'dan. Şimdi Gravenberg. Wesley Gikas aldı. Gikas.
Savunma lan koşuyordun orada. Gakpo'yu denedik. Elle oynama var mı Niyakat'ı uzaklaştırdı. Arroyo pasını verdi Wesley'e. Wesley kas. Wesley. Wesley'nin şutu. Şursa çarptı. El var mı? Kornere çıkar mı? Lafont aldı topu. Morton. Gravenberch. Araya kaçtık. Görmediler. Arnold. Gravenberch. Yine kaptırdık ya. Abi bu çok kamera yaklaşıyor ya. Kamera çok yaklaşıyor daha doğrusu. Lang ile geliyor Nottingham Forest. Kim Mijay araya girdi. Bu arada belki de böyle maçlar daha şey bitebilir ha. Daha az gollü de bitebilir bizim açımızdan. Szoboszlai ortada. Yine Gikas boş. Top gelmiyor bize bu dakikalarda. Hocam biraz ileri oynayın ya. Szoboszlai bak gel. Buradayım Gravenberch. Wesley sağ tarafa. Ya yeter ama ya. Abi bu ne, benim adam dönmüyor bile. Nottingham Forest yaklaşık bir 10 dakikadır top çeviriyor. Şimdi McAllister'ın uzaktan vuruşu. Arroyo'ya çarptı. Çok da başarılı bir vuruş değildi. Hücuma çıkmakta çok zorlanıyoruz yani. Normalde ben kanatta toplarla buluşuyordum. Ama bu sefer zorlanıyoruz. Şimdi Rodrigo'dan top gelir mi gelmedi. Ortada bomboşum ama artık atın. Lan bırak. Wesley. Savun offside mısın? Gönderdik Gravenberch'e. Gravenberch aldı önüne. Gravenberch çekti. Wesley oynadı. Abi dönebil ama bu kadar değil hocam ya. Bu yorgunluktan tabii bir tık. Baksana Elenga'nın şeyi, kondisyonu nasıl, bizimki nasıl ya. Allah'tan ayağından açtı. Helal Alisson. Hızlı oyna. Oyna hızlı abi. Gel bize ileri ileri ileri. Gel biz indireceğiz onu. Hop indirdik. Szoboszlai'ye bekle. Kaçıyoruz. Gakpo topuğuna senin şimdi. Wesley aldı. Çok yorgun Wesley. Abi etrafımı görmüyorum dur. Wesley verdi pasını. Gravenberch. Aradan gelir mi? Gravenberch. Wesley. Wesley vurdu. Kaleci Lafont. Çok iyi şuttu. Hadi hadi dur kısaya geliyorum bekle. Bekle kısaya geldim. Aldık topu. Wesley. Wesley döndü. Wesley Gikas. Lafont. Lafont tuttu yine. Maçın da son şutu oldu bu. Liverpool 0 Nottingham Forest 0. Yani bu kamera açısına biraz alışmak lazım. Koşu tuşuna bastığımız anda kamera bir anda yakınlaşınca oynaması da biraz zor oluyor açıkçası. Bir de biraz sanki kasma var gibi, onu çok çözemedim. Oyunun bilgisayar optimizasyonu kötü olduğu için. Umarım videoda öyle çıkmaz. Bu maçta 4 tane puanımız gelmiş. Hocamızın neyini yapamadık? Ratingi yapamadık. Diğerlerini becerebilmişiz. Bu arada maçında adam ödülünü almışız. Hemen geçelim puanlara. 4 puan abi çok kritik çünkü şu seviyelerde. Atak pozisyonu 87 iyi bence. Top kontrolümüz, yani bence top kontrolümüz o kadar kötü değil. Defansı geç. Fizikte dayanıklılığımız var. Zıplamaya çok gerek duymuyoruz. Dayanıklılığı belki bir tık daha arttırabiliriz. 2 puan ona verebiliriz. Burada aslında çok da fazla değiştirebileceğimiz bir şey yok ama yani şu uzun pas ve kısa pas, hani ben normalde pasla oynamasam bunları geri alırım ama aslında görüş ve kısa pası biraz alsak mı ya? Şunu alsak kaç puan? Gerçi 2 puanmış bu da ya. Şurada falso ve görüşe vereceğim. Biraz çünkü falso şutlar da çekmek istiyorum. Bir de burada dayanıklık ve zıplamaya vereceğim. Dayanıklığımızın biraz daha artması lazım gibi hissediyorum. Güçe çok fazla vermeye gerek yok. Evet, burada bir de dayanıklığa verelim. Bu arada şöyle genel hatlarıyla göstereyim. Hani şuradan al buraya ver diyeceğiniz bir şey olursa onları da... Gerçi bak kısa pas mesela, yani burada bir tık alabiliriz. 3 fazla vermemizin çok da bir hani etkisi yok gibi. Penaltılarımız zaten okey. Tamam vole vurmuyoruz ki ama ya. Volelerde yani çok gereksiz geliyor bana. Ya onu da başka hiçbir yere veremiyoruz yani. Kayarak müdahaleyi falan ne yapayım abi ben? Defansif farkındalık geç. Şutta bir şey yok. Hızımız tamam. Ya hadi voleye verelim yani. Çok da bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama. Tamamdır. Ratingimizde bir artış oldu mu? Bu arada Şampiyonlar Ligi'ne geçtik. Oğlum 89'a düştük lan. Biz 90'dık. Hocam bir pası aldık 89'a geriledik ya. Neyse. Evet, hemen antrenmanlarımızı yapalım. Antrenmanların ardından ilk 11'deki yerimiz hazır zaten. Ayın oyuncusu seçilmişiz bu arada. Hemen abi şuradan davası da gelecek diye virtüöz puanlarını artıracak şekilde yorumlarımızı yapalım. Bu arada bu kamerada, yeni kamerada daha doğrusu, çok fazla R2'ye basmamaya çalışacağım abi koşma tuşuna. Bu arada benim Liverpool'da kalabilmem için cihaz dışından gol atmam lazım. Eyvah. Ben sadece 4 tane atmışım daha. Benim 11 tane cihaz dışından gol atmam lazım ya. Dur bakayım, başka bir şey getirdin mi sen bize? Yok, en fazla Barcelona. Ki Barcelona'ya göre şut gol oranımız çok çok düşük. Başarılı. Yo bir dakika, bunları yapmışız. Tik koymuşlar yanına. Tamam, şu andaki sözleşme hedeflerine uygunmuşuz. Neyse abi, daha Barcelona'yı düşünmüyoruz. Biz şu anda Liverpool düşünüyoruz. 3. sıradaki Frankfurt ile oynayacağız. Yine zor bir maç çünkü kondisyonumuz çok düşük. Allah'tan iç sahada oynayacağız. Geçelim maça. Gökberk Topaloğlu yönetiyormuş maçı. 90 dakikaya Frankfurt başlıyor. İşte Vezikas. Bakalım bugün gollerini atabilecek mi? Son maçta çok durgundu niyeyse. Umarım bu maçta gollerimizi buluruz. Barco'nun pası. Wesley aldı. Wesley. Wesley koşuya geçtiğini koşumunda. Wesley vurdu. Önce direkt, ardından Trebin sırtı.
Eyvah eyvah, harika bir şut çıkardık ama maalesef direğe takıldık. Dinay Mbimbe ile geliyor Frankfurt ama araya Morton girdi. Sağ tarafı gördüm, Rodrigo'yu oynadık. Rodrigo bekle. Abi öldü bizim karakter ya. Sağ tarafa Gravenberch, sen de gelme. Gravenberch şimdi Wesley'i oynadı. Wesley bıraktı. Kim var orada? Rodrigo'nun önüne. Rodrigo gelir mi topuk bası? Rodrigo. Zielinski. Wesley'e bıraktı. Wesley'in şutu. Trap. Kevin Trap. Abi gollere yaklaşıyoruz da atamıyoruz. Bir atsam şu kamerada. Korneri kullandı Rodrigo. Kafa topuna çıkamadık. Atak devam ediyor. Gravenberch Wesley'i oynadı. Wesley. Wesley aradan gönderdi. Gakpo'ya. Gakpo. Barco. Boşa çıktık. Zielinski vurdu. Yandan avut. Wesley araya girdi. Savunmadan kaptı. Aradan gönderdik Gakpo'ya. Gakpo bekle. O da olur. Gravenberch. Şimdi Gakpo. Wesley. Abi sol tarafa oynayamadık. Wesley. Aradan göndereceğim. Wesley. Havadan göndermeye çalıştı. Varan araya girdi. Bu arada offside'miş zaten. Tamam. Kluivert'ın pası. Orada Şikiri. Wesley de savunmasına yardıma doğru geldi ama Lukman. Lukman çekti. Ceha sahası içine girdi. Barco dikkat etmemiz lazım. Arroyo. Arroyo Lukman mücadelesinden Arroyo galip çıktı. Şimdi Gakpo Wesley'i oynadı. Wesley aman kaptırmıyorum abi. O kadar şey ki, dar ki alan. Abi beni de L1'e basınca ta orta sahaya getiriyor. OF olduğumuz için. Yani Gakpo benden daha ileride ya. Eyvah, pas hatasına bak. Dine Ebimbe ile geliyor Frankfurt. Rakibine bir çalım attı. Barco'yu da geçti. Arroyo Alisson. Arroyo son anda araya girdi. Abi Barco'dan istedik de Barco biraz sırıtıyor gibi ya. Şimdi sol taraf oynadım. Offside var mı? Yok. Gakpo gidiyor. Wesley. Wesley kas aldı. Wesley. Vuruşunu yaptı. Yandan avut. Ya daha iyi seçenekler var biliyorum da giremiyorum ki içeri ben. Zorlanıyoruz. Bu arada çok mu uzaktan vurmuşuz ya? Evet abi, bayağı uzaktan vurmuşuz. Kötü vuruş. Ben sanırım kamerayı bir sonraki maçta değiştireceğim ya. Vallahi yani çok zor abi böyle oynamak. Şimdi Şikiri aradan gönderdi. Gibbs White yukarı bıraktı. Kluivert vurdu. Savunmaya çarptı top ve kornere çıktı. Korner içini Mario Götze kullanıyor. Kullandı Götze. Wesley uzaklaştırdı. Yaya doğru. Kluivert indirdi. Rahmani vurur mu? Bekletti topu. Şimdi topuk pası. Kimmice araya girdi. Wesley ikaz. Zielinski'yi düşündü. Zielinski topu kaptırdı ama Wesley yine aldı topu. Wesley gidiyor. Wesley. Rakiplerinden sıyrıldı. Wesley'nin şutu yandan avut. Abi güzel de vuruyoruz ya. Açıyı da buluyoruz. Bir türlü kaleyi bulamadık ya. İşte böyle sıyrıldık. Tam da güzel yere vurduk aslında ama top yandan avuta çıktı. Şimdi Wesley aldı. Varan'la mücadele ediyor omuz omuza. Wesley geçti. Wesley kas. İçeri çevir. O ne abi? Tam o da olur. Rodrigo'ya. Abi Rodrigo da alamadı. Rahmani araya girdi. Bu arada bizim dayanıklık cidden bitmiş durumda ya. Abi bak daha 55. dakikadayız. Yarının da altındayız. Gibbs White pasını verdi. Şikir'in şutu Arroyo'ya çarptı. Yani diğer futbolcuların inanılmaz fazla şeyi var. Kondisyonu var. Bizimki bitti bile. Öndüreye geldi. Mario Götze. Wesley uzaklaştırabildi mi? Gakpo şimdi atağı savuşturdu. Varan. Ben kaldım burada abi. Neyse offside'ı bozmayalım. İleri çıkalım. Gibbs White. Pasını verdi. Topu pasını Şikir'i. Orada bir offside var ama Şikri Mane paslaşması sonuç getirmedi. Liverpool kap topu. Wesley Gakpo'yu oynadı. En geriye dönün ama ya. İleride izlerde bak, ortada bomboşum ya. Gel Arroyo. Wesley indirdi arkasına doğru. Abi o Gravenberch şeydi ya. Wesley yine orta sahaya kadar geldi abi pas alacağız diye. OF'nin de işte böyle bir dezavantajı var ama. Morton. Orada Wesley denedi. Savunma başarılı. Yok abi, bu kamerada oynayana helal olsun bu arada. Ben oynayamam yani bu kamerada. Çok fazla hareketli ve çok fazla şey, yakınlaşma vesaire oluyor. Açı bulamıyorum yani. Oynamam gereken açıyı bulamıyorum. Wesley. Bak şimdi yakın mı değil mi anlamıyorum ki. Wesley gidiyor. Kötü kaçtı. Yardır abicim. Wesley. Wesley gitti. Wesley vurdu. Kaleci trap. Seken top. Varan uzaklaştırdı. Devam. Zaten kondisyonum bitti abi. Biraz daha uğraşın. Basın abi. Arnold. Wesley Rodrigo'ya bıraktı. Wesley topu isteyecek mi? Savunma arkasına geçti ama şimdi boşa çıktım. Rodrigo topuk çıkar. Topuk çıkar. Arnold harika top. Wesley. Wesley rakibinden sıyrıldı. Bir daha çekti. Verdi pasını Trent Arnold'a. Allah'ım başım dönüyor. Zielinski, Morton, Gakpo, Wesley. Wesley vurdu. Kaleci trap. Kornere çeldi. Wesley. Penaltı noktasına doğru gittik. Hatta ön direğe gideyim şöyle biraz. Mücadele edelim. Wesley kafayı vurabilecek mi? Gibbs White uzaklaştırdı. Kimse yok orada. Oo. Zielinski indirin abi bana. Gel bana. Gravenberch. Harika pas. Rodrigo. Rodrigo vurdu yine trap. Kevin Trapp harikalar yaratıyor bugün. Hocam buraya gelir mi ya? Ceha sahası dışına istedik.
Wesley. Wesley'nin şut. Orta oldu, kim bilecek, kafa vuruşu. Korner. Yanlışlıkla gol atıyorduk. Wesley ön direkte boşa çıkıyor. Orta geldi. Wesley kafayı vurdu. Avut. Ardı ardına bir sağdan bir soldan ama bir türlü kaleyi, golü bulamadık. Şikiri'nin önü bomboş. Bomboş. Vurdu Alisson. Korner çaldı hakim. Bu arada 2 dakika uzatma verdi. Bu dakikayı da bu korneri de attıracak. Korneri Kluivert kullanıyor. Ön direğe gitti top. Zielinski uzaklaştırdı. Hakem her an maçı bitirebilir. Ve 90 dakika sona erdi. Bu maçta da gol atamadık abi. Yok, bizim demek ki yani bu açıyla bir sıkıntımız var. Bu kamerada maalesef oynayamıyorum. Ya umarım o yorumdaki arkadaşlar yani kızmaz bana ama bir dahaki maç normal kameraya geçmem lazım. Evet, reytingi yine sağlayamamışız ama diğer isteklerini hocanın başarabilmişiz. Dribbling başarı oranımız çok iyi. Rakiplere sahada paslarımız iyi ama maalesef reytingi sağlayamadık. Sıradaki maçımız Brighton ile Brighton 14. sırada. O yüzden sizlere güle güle diyoruz. Antrenman yapmayacağım şimdilik. Brighton maçını abi beni ama hoca artık oynatma biraz ya. Sonuca geç diyoruz. 2-1 yeniyoruz. 2 gol de Wesley'den geliyor. Bu adam da nasıl oynatmasın ki beni? 9.5 reyting yapmış. Ama benim artık dinlenmem lazım. Yani dinlenmek istiyorum diye bir seçenek olmalı ya. Çok az kondisyonla oynuyorum çünkü. Eyvah, geldi başımızın belası. Şey maçları, milli maçlar. Abi İsveç Allah aşkına 3 puan da ya. Buna bana gerek bile duymanıza gerek yok. Yani ben gerekmiyorum daha doğrusu. O yüzden bu maçları direkt geçiyorum. Allah'tan biraz dinlenebildik. Hemen atlayıp maça geçelim. Burada sonuca geç diyorum. Yeneriz diye tahmin ediyorum derken yine Bezli 2 gol birden atıyor. Maç berabere bitiyor. Hansen ve Gutmund sondan gelmiş İsveç'in golleri. Sıradaki maçımız kimle? Aston Villa ile tamam, bu mesaj yanlış zaten, onu artık okuma gerek yok. Aston Villa ne diyor abi? Ne diyor ya? Aston Villa kaçıncı abi? 7. sırada. Bir şey diyeceğim de buradan sonra direkt Real Madrid maçı var. Ardından da United maçı var. Ben açıkçası bu maçları daha çok oynamak istiyorum ya. O yüzden ben Aston Villa maçını simüle edeceğim. Antrenman yapalım. Zaten bu antrenmanları virtüöz puanlarını almak için yapıyoruz. Bir de şeye bakacağım ya. Kişiliğe bakacağım bir. Şurada kondisyon vermemiz gerekebilir mi ya? Çünkü seriliğimizi çok düşünmüyorum, seri olduğumuzu. Akrobatikliğimiz de çok yok. Burada şey var mı abi? Batarya. Abi batarya da virtüözde ya. Yani benim bayağı bir başına buyruktan alıp virtüöze götürmem lazım ki anca o virtüöz %50'lere ulaşsın. Vallahi kötü durumdayız ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Keşke başta biraz daha virtüöze verseydim, şunlara göre oynasaydım. Maç gününe geçelim. Aston Villa maçında sonuca geç diyerek simüle ediyorum. Real maçı daha önemli. Goller yine kimden gelmiş? Benden gelmiş. Ben bayağı gol atmaya başladım ha bu arada. Bak, Falso'ya verdiğimizden beri gol atmamız fazlalaştı. Ve sırada Real Madrid maçı var. Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Burada 3 beraberliğimiz var bizim. Eyvah. Oğlum bir şey değil mi? Ben rahat çıkarız diyordum ama burada 3 beraberlik çok fazla yani. Gel şimdi ben o kamerada oynamayacağım için bence daha rahat oynayacağım. Ya, o yüzden bu sefer çok da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hemen virtüöz antrenmanlarımızı da aldık da onu biraz da boşa yapıyormuşuz gibi geliyor bana ya. Evet, orta sahaya Veiga dönmüş. Rodrigo, Gakpo, Wesley ileride. Karlı maç. Eyvah, dur hocam bir dakika. Karlıysa eldivenimiz gelsin. Tarzımızı değiştirelim. Pro'yu düzenle. Eldiven takabilelim. Formada hemen forma kolları. Balıkçı yaka. Balıkçı yaka da olur. Donacağız çünkü. Eldiven. Eldiven takamıyor muyduk biz bu oyunda ya? Eyvah, eldiven takamıyormuşuz. Neyse abi, eldiven yalan oldu. Başka bir krampon değiştirelim bari şuradan. Bu arada bir arkadaş yorum olarak şey yazmış. Abi demiş, işte kramponların da hızlara etkisi var demiş. Öyle bir şey var mı bilmiyorum açıkçası. Oo, Nike Premier varmış burada. Bu Adidas mesela Crazy Fast diye geçiyor. Belki onu alabilirim. Mesela şöyle canlı bir krampon da giyebiliriz. Bu çok iyi değilmiş. Krampon da ben genelde düz tercih ederim ama bu yeni kramponlar hep böyle alevli malevli garip garip kramponlar da çıkıyor. Abi aslında yani kramponun hası Predator'dur da biraz daha bakalım şöyle kramponlara. Adidas Speed diye bir krampon var. Vallahi bu arada Predator'a döneceğim gibi yani. Şu Adidas Speed'i bir denemek istiyorum ya. Formamızda da birebir uyuyor zaten. Şöyle bir tarz değişikliğine gidelim. Hem şey takalım, içimize içlik giyelim. Hem de kramponumuzu değiştirelim. Yeni krampon anlaşmamız Adidas'la. Maç gününe geçelim. Real Madrid karşılaşmasına çıkıyoruz. O arkadaşlar lütfen kusura bakmasın tekrardan ama gerçekten oynaması çok çok zor oluyor. O yüzden o şekilde oynayamıyorum. Belki biraz daha kasma sıkıntısı yayında, ben baktım videoda daha doğrusu. Belli olmuyor ama bende hafif de kasıyor gibi de. Ona bir ayar çekersem belki bir daha denerim ama şu an için biraz zorlandım. Bu seviyelerde zor geldi bana. Yalan olmasın. Geçelim maça. Karlı bir günde Liverpool Real Madrid maçına deplasmana gidiyoruz. Hoca bizden ne istiyor? Maç reytingini 8.5 yap diyor. Kaleyi bulan şu 2 şut çek ve 1 de gol at diyor. Real karşısında bize bayağı bir güveniyor. Eyvah eyvah, zemine bak. Maça başlayan taraf Real Madrid olduğu Werner ile Gertrude'a yardırdı gitti sağ kanattan. Ceza sahası içine girdi. Gertrude'a dışarı çıkardı. Bellingham. Bellingham'ın pası. Tekrar Gertrude'a vurdu. Korner mi? Bakıyorum hakeme. Korner.
Hocam bu zeminin hali ne böyle ya? Korneri Valverde kullanacak. Ön direkte Vezzi var. Penaltı noktasına doğru bir kafa Kimmiçe'nin eline çarpıyor ya. Ya böyle bir kafa topuna çıkış mı var Kimmiçe? Böyle topa mı çıkılır ya? Yani bence izlemeye gerek bile yok. %100 penaltı. Çok saçma bir penaltı çıkışı daha doğrusu. Topun başında Bellingham var. Alisson'a güveniyoruz. Bellingham vurdu. Alisson olduğu yerde kala kaldı. 1-0 geriye düştük Real Madrid karşısında. Gakpo solo oynadı. Şimdi Guerrero. Vezli topu bekliyor ama ayağına hala gelmedi. Şimdi Gakpo. Vezli bıraktı sol tarafa Guerrero. Guerrero. Gakpo arkaya çıktık. Gel abi bana. Gel bana Guerrero. Vezli oynadı Vezli. Döndü vurdu Courtois. Gravenberch'ten Vezli'ye harika bir top. Vezli. Karşısına Valeo'yu aldı. Abi zemin çok ağır. Vezli gidiyor. Vezli. Topa bastı. Çekti. Verdi pasını içeri. Valeo. Çok iyi. Çok kritik müdahale. Lozek pasını verdi Gertrude'ye. Real Madrid güzel geldi. Nakai. Ama Nakai kaptırdı topu. Hızlı çıkarsak belki etkili olabilirdik ama Guerrero'dan topu istedik. Vezli aldı. Vezli kötü pas. Militao girdi araya. Bellingham'dan bir ara topu denemesi. Guerrero başarılı orada. Oynattırmadık. Alisson'dan istedim. İndireceğim abi ortaya. Ortaya gitmedi ama Vezli Gakpo topu kaptı. Vezli en yukarı. Hadi abi devam oradan. İndir sen de Arnold'a. Rodrigo verdi Arnold'a. Gravenberch aşağıda boşluk var. Oraya oynadı Gakpo. Guerrero yukarı. Gakpo savunma arkasına gelmedi. Gelmedi. Guerrero. Gakpo aradan mı deneyecek? Hayır. Morton orada çok ama herkesin arasına atıyorsun. Kardeş boşum ben işte burada. Gertrude de bıraktı Bellingham'a. Bellingham Allah'tan orada Guerrero bugün maçın iyilerinden. Şimdi Vezli verdi pasını Rodrigo'ya. Morton, Vezli, Rodrigo paslaşması. Abi aşağı yani bana iftira attı resmen Rodrigo. Aşağı atsam o da kaptıracaktı. Ben de geri biraz iftira attım ama savunma arkası şimdi bomboş. Nakai vurdu. Alisson. Alisson çift hamle. Maçın kırılma anlarından biri olabilir bu an. 2-0'ı bulsak çünkü çok zorlanırdık. Şimdi Rodrigo aldı gitti. Rodrigo. Vezli top istedi. Vezli'nin göğüs kontrolü. Vezli döndü. Ceza sahası dışına mı çıkacak? Verdi pasını Gabri Veiga. Gakpo. Gakpo durdu da. Tuttu da. Döndü de. İlk yarı sona erdi. 1-0 gerideyiz. Veiga. Vezli'yi oynadı. Vezli. Sağ tarafa bıraktım. Trent Arnold'a. O da Vezli'yi oynadı. Vezli'nin sevdiği pozisyonlardan. Vezli içeride. Niye kimse yok ya? Oho. Abi biraz içeri girin Gakpo. Hadi ya. Valverde kornere gönderdi. Korneri kim kullanıyor? Rodrigo kullanıyor. Orta geldi. Courtois için çok kolay top. Acilinden 60'a kadar bir gol bulmamız lazım ya. Yoksa çok zorlanacağız gibi. Sağ tarafa bıraktım Veiga'ya. Bekle Veiga. Önüme at. Sen koşamayacaksın belli ki. Veiga. Vezli oynadı Vezli. Gakpo'yu oynadı. Gakpo vurdu. Savunmadan çarptı. Bizde kalır mı? Offside değil değil değil. Ya değil ya. Hocam bakalım pozisyona. Ya bu açı yanıltı. Ha offside'miş tamam. Valverde yardırdı gidiyor sol kanattan. Real Madrid 2'yi arıyor. Ortayı açtı. Ortanın güzelliğine bak. Bellingham'ın kafası. Alisson. Bu arada Real'in de forvetleri çok iyi değil ha. Werner filan, Hulozek filan arkası yani. Şimdi Gertrude Nakai. Biz buradan bir Real de yapabiliriz sanki ya. Teklif gelirse tabii. Hulozek harika döndü vurdu. Alisson kornere çaldı. Hocam bu hava kaç derece? Yerler buz tutmuş ya. Korneri Valverde kullandı. Alisson hemen başlatır mı? Yukarıda top istiyoruz. İnatla gelmiyor. Şimdi eliyle başlattı. Rodrigo. Vezli. Ortaya bıraktı. Guerrero. O da bıraktı Rodrigo'ya. Rodrigo. Vezli yanında. Rodrigo. Çalımını attı. Gözler hakemde, hakem devam dedi. Penaltı bekledik ama hakem devam dedi. Eyvah eyvah. Baskıya devam. Rodrigo alır o topu. Rodrigo. Vezli. Yine çok yoruldu Vezli ya. Dakika 70'te tükendik abi. Verdim sola. Rodrigo. Döndü geriye. Morton. Guerrero. Vezli'yi oynadı. Vezli. Rakibinden sıyrılabilecek mi? Vezli tüp sahayı tavaf ettik abi. Çıkacağım mı oradan? Şimdi, ya kim o? Allah aşkına Gravenberch değil mi o? Yani. Oo Gertrude'dan nefis bas Werner'e. Savunma arkasına bir top. Werner kaleci karşı karşıya. Werner Alisson. Alisson cidden bugün Liverpool'u ayakta tutuyor. Nakai'nin topuk pası. Morales. Morales Arroyo araya girdi. Uzaklaştırın şu topu. Valverde aldı. Tchouameni'ye indirdi. Hulozek. Baskıyı arttırdı Real Madrid. Tchouameni. Ceza sahası içine girdi. Vurdurmayın bir daha ona. Dikkat edin. Geri çıkardı. Ceza sahası içine er. Hulozek Alisson. Abi ne olur biraz ileri top taşımak lazım ya. Vallahi kötü durumdayız. Korneri kullanıldı Valverde. Ön direğe doğru bir kafa Tchouameni'den. Alisson'dan nefis kurtarış.
Arnold'dan istedim. Çok da yorgunum ama Verkaç'a gireceğim. Eyvah, çok yorgunuz. Wesley gidebilecek mi? Paldır küldür gidiyor Wesley. Wesley girecek sahası içine. Wesley'nin şutu Courtois parmaklarının ucuyla. Hocam kısaya geleceğim, bekle. Bekle, geldim. Rodrigo, Wesley paslaştılar. Rodrigo'nun ortası Rafa Marin. Rafa Marin kim ya? Bellingham'dan yine güzel bir top. Bizim savunma artık iyice bitmiş durumda. Hlozek Allah'tan kötü sürdü ama güzel pas. Vinicius, Alisson. Ya yemin ederim şu Alisson'un hatırına bu maç berabere bitsin ya. O adam neler ya, neler yapıyor. Korner kullanıldı ön direğe doğru. Bir kafa Barco. Önüme bırakır mı? Barco'dan istedim, aldım. Hadi Wesley. Hadi Wesley. Ya Morales. Alırız biz o topu. Alamadık. Ya çok yoruluyorum ya ama güzel, şimdi kaptık. Vega. Wesley oynadı. Hadi Wesley. Öldü Wesley. Wesley gidemiyor. Wesley. Wesley'in şutu. Courtois yine kurtardı ya. Korner. Son korner. Bekle Alisson. Tamam aç, orta aç. Orta aç. Alisson da geldi. Orta geldi Rodrigo'dan. Wesley'nin rövaşatası. Arka direğe doğru Gertrude'a. Penaltı noktası kimse yok. Maç sona erdi. 1-0 yeniliyoruz Real Madrid'e. Vallahi Alisson'a yazık ya. Yani Alisson her şeyi yaptı maçı kazanalım diye ama maalesef mağlup oluyoruz. Bu arada grupta işler değişmiş olabilir. Herhalde grup son maça kaldı. Grubun diğer maçında Kopenhag Frankfurt'u yenmiş. Kopenhag galiba sonuncuydu şu anda. Frankfurt'la ne oldu? Bir dakika, neyse gruba bakarız ya. Hocanın hiçbir istediğini yapamadık zaten. Geçiyorum abi buraya. Benim acilen Şampiyonlar Ligi grubuna bakmam lazım. Hiç beklemediğim sonuçlar alıyoruz orada. Tamam, 6-4-3 durumundayız. Son maçımız Kopenhag'la bu arada. Yine çok kritik ki. Yani Kopenhag bize varıyla yoğuyla oynayacak. Bizi yendiği takdirde Kopenhag çıkıyor. Neyse lige geri dönelim abi. Bu yapacak bir şey yok. United'le karşı karşıya geleceğiz. United 2. sırada. Biz 3. sıradayız. Biraz sıkıntı yaşıyoruz bu son zamanlarda. Bir de ben şu yani dayanıklılığa biraz vereceğim. Dayanıklılık kondisyonu etki ediyor mu? Dur, yanlış yere girdik. Açıkçası onu çok bilmiyorum. Yani neyin yani birebir mücadelede dayanıklı mı? Dayanıklılık mı? Yoksa kondisyon mu, ona bir bakacağım. Yani aslında dayanıklılığım da 91 gösteriyor. Bunun da o kadar etki ediyor olmaması lazım. Ama inanılmaz yoruluyor karakter. Yani diğerlerinin kondisyonu fullken benimki yarının bile altına geliyor neredeyse. Neyse geçelim maça. Yine biraz yorgunluğumuz var. Yani %75 ile başlıyorum zaten maça. Lig ikincisi United ile karşılaşacağız. Maça başlayan taraf Liverpool oldu. Wesley'nin başlayan vuruşu ile son zamanlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Yani AI'da, daha doğrusu simülasyonda atıyoruz ama ben kendim oynarken sıkıntı yaşıyorum. Henüz galiba bu videoda golüm yok ya. Şimdi Diogo Jota güzel döndü. Jota Koundé araya girdi. Højlund aldı topu, bir anda hızlandı. Højlund çekti topu, orta bomboş. Musiala'nın ışığı Kimmich'den döndü. Wesley indirdi. Morton'a, bekle abi. O da olur. Harika top Morton'dan. Rodrigo gidiyor. Ben gelsem bir şey etki eder mi? Geldik şimdi Zielinski. Jota'nın şutu, 1-0 oldu. Jota. Bu arada Morton inanılmaz pas attı. Rodrigo çok iyi çevirdi. Jota da müthiş bitirdi. Højlund'un ara pası Musiala'ya. Musiala ceza sahası içinde. Arka direğe orta. Bir vuruş. Alisson içeri aldı. Ama Alisson'a hiçbir şey diyemem ya son maçtan sonra. Golü kim attı bu arada ya? Van de Beek mi bu? Oha, hala Van de Beek Manchester United'da ha. Zielinski Wesley oynadı. Sağ tarafa verdim Rodrigo'ya. Şimdi önüme istedim. Rodrigo içeri girin abi. Wesley çevirebilecek mi? Debas araya girdi ama touch. Hemen hızlı hızlı kullan abi. Bekle. Geldim Zielinski. Tamam, ne yapacaksın? Abi Zielinski ne yapıyorsun ya? Wesley araya girdi mi? Girdi. Barco. Geri oynadık Arroyo. Morton. Abi, yukarı yukarı. İyi kapandı United. Bak bu topu kaybedeceğiz biz ya. Wesley aldı. Verdi pasını Alexander Arnold'a. Gravenberg. Wesley oynadı. Wesley uzak direğe vurdu. Onana. Zar zor kurtardı Onana. Rodrigo. Çok iyi kapandı yine. United. Wesley. Sol tarafı denedi. Orada Barco var. Barco'nun ortası. Nereye lan o orta? Arnold'a gitti. Rodrigo düzeltiyorum. Rodrigo'nun ortası. Korner. Ön direğe doğru bir koşu var Wesley Kastan. Rodrigo topun başında. Rodrigo açtı. Wesley'nin kafası top ağlarda. Oh be. Wesley Gikas. Sessizliğini bozuyor Liverpool'da. Golü atan isim Hollandalı genç yıldız. Gravenberch Rodrigo'ya mı? Hayır, Wesley'ye. Wesley güzel döndü. Wesley Gikas. Rodrigo benimle paralel koşuyor. Yani aynı yere koşuyorsun. Rodrigo ne yapacak? Alaba. Ya yani o kadar kötü yerlere koştu ki Rodrigo.
Zielinski yukarı bıraktı Gravenberch'e. Wesley döndü, vurdu top ağlarda. Wesley Gikas. 3-1 yaptık durumu. Yine taraftarlarına koşuyor Wesley. Burada çok güzel kaçtık. Gravenberch de güzel bıraktı önümüze. Harika bir dönüş. Bitiriciliğimizi konuşturduk top ağlarda. Wesley'nin baskısı sonuç getirdi. Jota ne yapacak? Abi boşa ya bir bak. İkidir ataklar hiç ediliyor ve çıldırmak üzereyim ya. Tekte gelsen önüm bomboş Jota. Neyse sen de yani perdeyi açan golü attın ama. Şimdi Wesley çekti topu, çekemedi, Kunde araya girdi. Tamam benim de hatam var ama ben bunu kabul ediyorum. Wesley yine orta sahada topu aldı. Sol tarafa uzun bir top, harika bir top Arroyo'ya. Arroyo orta istedi Wesley. Aç gelir mi? Mazzoli'ye çarptı. Musiala sol tarafa oynadı Sancho'ya. United son 15 dakika destek hani uzatmalarla gol arıyor, geri dönmek istiyor. Sancho da hala top. Şimdi topuk bası. Alaba. Sancho pas açması. Sancho'nun şutu. Kim Minje iyi kapattı orayı. Wesley verdi pasını. Gravenberch'e. Önümüze gelir mi ulan Gravenberch? Yine bak ata. Ya bu Gravenberch'te bir sıkıntı var ya. En sağ şey en sol oynayamam. Şimdi sağ tarafa gönderdim. Rodrigo'ya offside yok. Rodrigo aldı. Wesley Ceya sas içine girecek ama Alaba orada başarılı müdahale yaptı. Maçın sonuna bir dakika eklenmişti. Hakem her an maçı bitirebilir. Wesley'nin baskısı var ama Onana uzaklaştırır topu. Liverpool United'ı 3-1 mağlup etmeyi başarıyor. Wesley Kas geri döndü diyebiliriz. Önceki maçlarda sıkıntılar yaşamıştım ama bu maçta 2 gol birden atıp galibiyetin önemli ismi olduk. Evet bir adet daha bu arada şey açıldı. Oyuncu tarzı bölümü açıldı. Ama burada ne alacağım hiçbir fikrim yok. Uzun topu almayacağım. Plase şut alabilirim aslında ya. Bak plase şut alınabilir. Yani denemiyorum ama falsomu da arttırdım. Zaten enerjiyi ve çabuk adımı alamıyorum. Yani amansız ve daha doğrusu çabuk adımı alamıyorum. Aşırtma şut da hiç denemiyorum. O yüzden ben şimdilik plase şutu deneyeceğim. Olmadı sonra doğal yetenek alırım. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizce hangisini almalıyız? Ben buradan plase şutu alıyorum. Evet devam edelim. Sıradaki maçımız kimle? Sıradaki maç Tottenham'da. Bu arada Premier Lig'de ilk 3 sıra bayağı kapışmalı gidiyor. Hatta arkamızdan Tottenham da geliyor. Yani örnek vermek gerekirse bu maç yenilirsem Tottenham 30 puan olacak. Onlar da tekrardan yarışa dahil olacak. Aktivitelere bakalım. Zayıf teknik direktör performansı ne lan? Neyse hocayla zaman geçir diyelim. Yüksek maç performansı sergiledik bugün United karşısında. Hemen sıkı çalışmaya devam et diyelim. Ayın oyuncusu seçilecek, dahası da gelecek diyelim. Ve bir de Beats elçisi olacağız. Buradan da paramızı alalım. 18 milyon euroya yakın paramız var şu anda. Keşke bu parayı bir şeylere kullanabilsek ya. Evet dediğim gibi ligde puan durumu bu şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde durum son maça kaldı. Hemen şöyle bir önümüzdeki videodaki fikstüre bakalım. Burada büyük ihtimal Tottenham, Newcastle, Kopenhag maçlarıyla başlarız. Diğer maçlar biraz da zayıf maçlar. Ardından Chelsea maçımız var. Burada biraz Ocak ayında tabii boşluğumuz da olacak. Ardından ikinci devreye geçiş yapacağız. Anlamış olduğunuz üzere bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video izledikten sonra da yorum atıp beğenmeyi lütfen unutmayınız. Dediğim gibi 500 beğeni yaparsanız çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.